Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit McKinsey, Jeremy, ekonominin dev isimlerini CHP'li belediyelerde test etsek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacıları sadece can güvenlikleri tehdit altında olmaksızın yaşamak için geldikleri Türkiye'den kovma söylemini yüksek sesle dillendirilmeye devam edilirken, İlginçtir, bu topraklarda yaşamak için değil, bu topraklara hükmetmek için bir başka yabancı Jeremy Rifkin, aynı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başdanışmana tanıyor. Yaşamak için gelen yabancı kovulmaya çalışılıyor, hükmetmeye bir yabancı seçiliyor. Bu çelişkili karar siyasi arenada tartışılıyor. Aslında tartışılmıyor. O mahallede büyük bir övgüyle karşılanmış alkış üstüne alkış tutuluyor mahalle dediysem CHP mahallesinde. Yoksa İyi Partililerden tık yok. Nasıl olsun ki? 2018 yılında Tayyip Erdoğan'ın yabancı danışman istemiyorum, biz bize yeteriz. Çıkışıyla hayata geçirilmeden sözleşmesi iptal edilen McKinsey'nin danışmanlığı konusunda CHP ile birlikte ama milliyetçilik iddiasında olmaları hasebiyle iyi Partililer biraz daha üst perdeden haklı olarak hayır demişlerdi. Şimdi biz ne halt yiyeceğiz? Kemal Bey'in Ceremi isimli bu danışmanını nasıl mazur göreceğiz diye toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Yavuz Ağarali oğlu, biz bunu kaldıramayız diyor. Müsavat Dervişoğlu, ben kaldırırım cüssem senden iyi diyor. Durmuş Yılmaz, beni bu çakma milliyetçi partiye kim soktu, bu partiyi altılı masaya kim aldı diyerek evinin kapısının önünde çıkarılan ayakkabıları yayınlayan Ertuğrul Özkök'e sitem ediyor. Altılı Masa'nın bir diğer ortağı Temel Karamollaoğlu ise 2018 yılında Mackenzie'nin danışmanlığı için ekonomiye kayyım atanmış olur demişti. Biz de haklı bulmuştuk. Şimdi bunların hepsi AK Parti'nin bize kurduğu bir oyun. Erbakan'ın talebesi olmakla iftihar ediyoruz ama Erdoğan bizden farklı olarak bize de 90'dan golleri atıyor. Biz şimdi bu golü nasıl çıkaracağız? Kemal Bey'i mi altılı masadan çıkarsak yoksa Jeremy'nin milli görüşçü olduğunu mu ilan etsek diye istişarelere başlamış bile. CHP mahallesinde alkış var dedim. Faik Öztürak şimdilik devre dışı kalmış. McKinsey hakkında söyledikleri ''Türk uzmanlar yok mu ki McKinsey'e müracaat ediliyor?'' sözleri arşiv kayıtlarında durduğu için. Faik, sen var olmak nanik, biz var bu işte olmak cacik, sen dinlen, biz biraz durumu idare edelim, sonra seni tekrar kadroya alırız demişler. Alkış tutmaksa faizi radikal artırmak gerekir, öyle bir iki puan değil radikal bir artış diyen onun aksine faizi ikişer ikişer indikten sonra faiz kelimesini ağzına almamaya yemin eden "Üretim yok kardeşim. Üretim olmayan yerde enflasyon tabii ki olur." deyip tüm dünyanın resesyona girdiği bir dönemde büyüme üstüne büyüme rakamları açıklayan Türkiye'de üretim olmadığını iddia edecek kadar körleşmiş finans uzmanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş'a düşmüş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kadrosundaki ekonomi uzmanları Faik Öztürak'ı, Selin Sayekböke'yi, İlhan Kesici'yi, Akif Hamza Çebi'yi sağ kenarına alıp Ceremi'nin de olduğu isimleri kadroya dahil etmesini Özgür Demirtaş şöyle yorumlamış. Hepsi mükemmel tercihler. Refet Türkiye'nin en iyi makrocularındandır. Hakan Kara Türkiye'nin en iyi merkez bankacılarındandır. Ufuk Akçiğit, Türkiye'nin yurt dışındaki en iyi starlarındandır. Daron Acemoğlu da yıllardır yazdığım gibi devdir. Özgür Demirtaş uyanık. Bu listeye Ceremi'yi yazmamış. Ceremi'nin ismi geçen bir haberi paylaşarak ona desteğinin biraz daha alt seviyede olduğunu ima etmiş. Bu durumda benim Özgür Demirtaş'a da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da altılı masaya da bir önerim var. Danışmanlık ücreti istemiyorum. Başarırlarsa 7 ay sonraki seçimde iktidara bile gelebilirler. Hani Refet Türkiye'nin en iyi makrocusu ya, hani Hakan en iyi merkezci ya, hani Ufuk en iyi star ya, hani Daron bir dev ya. Jeremy'i kıskanmış mıdır nedir onu zikretmemiş Demirtaş ama. Jeremy de bir yıldız olmalı ki Kemal Bey tercih etmiş ya. Şu adamlarla anlaşma yaptığınıza göre bir küçük test yapsınlar. Ustalar çıraklarını denerler küçük küçük işler verip çırağın o işi başarıp başaramayacağını test ederler. CHP'de bu isimlerle anlaşma yaptığına göre bunları bir test etseler merkezi yönetimle mahalli yönetimler birebir örtüşmese de birinde başarılı olan diğerinde de başarı ümidi vardır. Nitekim Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığındaki başarısı mahalli idaredeki başarısından geldiğini herkes kabul ediyor. Bu ekonominin devi konumunda olduğu iddia edilen isimler de CHP'nin elindeki belediyelerde kolları sıvasalar, endüstri dört müdür, teknolojik atılımlar mıdır? Ekonominin kritik dönüm noktaları mıdır CHP'li belediyelerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya. Hepsi CHP'de olan büyük illerde kendilerini bir gösterseler. Mesela Endüstri 4 atılımı yapacağından kuşku duymadıkları ceremiye İstanbul Ahmet İsfan Halk Ekmek Fabrikası'na getirip Ceremi biz burada neyi yanlış yaptık diye sorsalar 23 Temmuz 2022'de 7 yıllık süreç sonunda açılışı yapılan ekmek fabrikasında nasıl olmuş da kapasitenin dörtte biri kadar üretim yapılmasını gerektirecek makine parça arızası olmuş bir çözseler Hatırlayınız Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan ekmek fabrikasında dörtte bir üretim yapıldığı ortaya çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun arızalı parçalar vardı. Onların gelmesini bekledik. Şimdi tam kapasite 29 Ekim'de üretime geçiyoruz demiş. Kasım ayı başında yeni bir tespitte yani fabrikanın yarı kapasiteyle çalıştığı görülmüştü. CHP'li belediyelerde paranın nereden bulunacağını, nasıl kullanılacağını, verimliliğin nasıl sağlanacağını bu deha isimler, dev isimler Türkiye'ye gösterseler de 7 ay sonraki cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçiminde CHP'nin iktidara gelmesi için bize bir örneklik sunsalar. Hadi CHP, hadi ekonominin yıldızları, devleri, dehaları. Türkiye sizi bekliyor. Ekrem İmamoğlu Fatih'in sahte portresini almakla işe başlamıştı. Siz de artık Roosevelt'in sahte resmiyle mi başlarsanız yoksa çantanızda daha farklı numaralar mı var gösterseniz. Seçimde de vatandaşa bir fikir verseniz. CHP zihniyetinden ve onun seçtiği danışmanlardan bu ülkeye hayır gelir mi gelmez mi ispatlasanız. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit